Oldu mu çantam? Tamam mı kızım? Bakayım anneciğim çantana. Çok güzel olmuş. Hadi. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün eşim evde ve dışarı çıkıyoruz. Görüldüğü üzere birazcık dedik yürüyelim, bir yerlere gidelim falan, bakalım nerelere gideceğiz. Onları da sizinle paylaşırım. Bakın Esnem de burada, bebek arabasında. Tabii onun keyfi yerinde, rahat. Ebrahim'le de yanımda. Öyle, biz şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım, gittiğimiz yerlerde tekrar görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi AVM'ye geldik. Şöyle göstereyim. Zaten daha önce de sizlere göstermiştim, paylaşmıştım. Şimdi oyun alanına götürüyoruz çocukları. Haydi bakalım. Gezelim. Anneciğim. Gel zaten öyle. Lina. Güzel mi? Arkadaşlar Lina çok güzel eğleniyor. Efendim. Bakayım ne var orada? Aa çok güzelmiş Lina. Bu hangi şarkı? Bilmiyorum ki. Oo baksana.
Özlem de burada. Onu almadım, sadece bunu aldım. Özlem bak. Binecek mi annem? Gel bin. Aa, Ebrar'ına bindi. Özlem, hayır, ona binmek yok. O bozulmuş anneciğim. Cumartesi günden merhaba arkadaşlar. Biz bugün de çıktık. Annemlere gidiyoruz. Dün eşim evdeydi. Onunla birlikte AVM'ye falan gittik. Çocukları eğlendirdik falan. Bugün de annemlere gidiyoruz. Evet. Ebrar'ın da oyuncaklara bindi. Onu söylüyor. Aynen öyle anneciğim. Bu arada arkadaşlar ben tellerime yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum. Ama arada böyle konuşmalarda zorlanabiliyorum. Bunun için kusura bakmayın. Öyle. Biz şimdi gidiyoruz. Çocuklarla birlikte. Eşim de gelecek. Bu arada kardeşimi de aradım. O da gelip bizi yoldan alacak. Şimdi biz gidelim. Bakalım bugün nasıl geçecek. Yine sizinle birlikte paylaşacağız. Annemlere geldik. Kardeşimle şöyle şimdi aşure yiyeceğiz. Tabii ben nasıl yiyeceğim bilmiyorum ama böyle kendime azıcık istedim kardeşimden. Hani böyle tellerin ilk haftasında kendimi zorlamak istemiyorum. Şimdi biz aşurelerimizi yiyelim. Günün devamında yine beraberiz. Yemekte patates ezmesi var. Biliyorsunuz ben tel taktırdığım için böyle sert şeyler yiyemiyorum. Yemek konusunda daha yeni takıldığı için böyle sert şeylere hani hassasiyet oluştu diyebilirim. O yüzden hani annem sordu ne yemek yapayım diye falan, et de çıkarmıştı ama ben et yemiyorum. Onu da pişirdi. Şu an düdüklü de kaynıyor. Ben de patates ezmesi istedim arkadaşlar. Hani böyle yumuşak şeyler yemek daha iyi gelir diye düşündüm. Birazdan bunları soyacağım, halledeceğim. Annem de soğanlarla buluşturacak. Soğanını yine sizlerle paylaşacağım. Anneanne evini yine dağıtmış arkadaşlar bu çocuklar ya. Ebrahim'le ve Eslem sadece oyuncakları getirmişler. Yani şu anda toplamaya çalışıyor Ebrahim'le. Ebrahim'le hepsini döktüğün için mecburen sen toplayacaksın. Kim döktüyse o topluyor. Değil mi anneciğim? Yemek hazır olunca yemek yiyeceğiz. Tamam mı? Ben birazdan... Anlamadım, ne zaman geleceksin? Yemeğe birazdan geleceğim. Tamam. Sizlere şöyle annemin eriklerini de göstereyim. Biliyorsunuz biz ahlatta erik diyoruz. Kayısı yani. Şöyle kuruması için böyle yarmış ve bırakmış. Güneşe bir güzel kuruyacak. Bir tepsi de burada. Şöyle. Burada da pestil yapmış annem. Gerçekten kışın çayın yanına çok güzel gidiyor. Bu arada hava aşırı derecede sıcak. Bakın görüyorsunuz. Yani güneş böyle resmen tepemize vuruyor diyebilirim. Şöyle manzarasını sizlerle paylaşayım. Şu görmüş olduğunuz yer arkadaşlar tekstil fabrikası diyeyim sizlere. Orada tekstil ürünleri yapıyorlar. Öyle. Bunları da sizlerle paylaştığıma göre şimdi artık gidip yemek hazırlıklarına başlayalım.
Ben size biraz önce gösterdim zaten. Annem bir yandan erik yapıyor, bir yandan çorba yapıyor, bir yandan da patates haşlaması. Bir de et de haşladı. Zaten sizinle paylaştım, görüyorsunuz reçel de yapıyor burada annem. Bana da yapıyor bu arada. Sağ olsun, ellerine sağlık. Şöyle göstereyim patatesi de. Mecburen bir süre bu diş telleriyle hani bir aya kadar biraz dikkat etmem lazım. Çünkü teller çıkıp gelebilir. Zorlamak istemiyorum. Tedavi süresi de uzamasın. Biz şimdi yemeklerimizi hazırlayalım tam anlamıyla. Sonrasında son halinde yine sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar biz annemlerden geldik. Annem tabii ki bizi yine eli boş göndermedi. Her zaman olduğu gibi. Şöyle göstereyim. Erik reçeli yapmıştı. Bir kavanoz verdi şimdilik. Geri kalanını da yani birkaç tane daha verecekti. Ama benim buzdolabımda yer olmadığından ve buzdolabım küçük olduğundan dedim hani sadece bir kavanozu götüreyim. Sonrasında diğerlerini alırım diye. Bakın görüyorsunuz ellerine sağlık annemin. Çok güzel yapar erik reçelini. Bunlar da arkadaşlar dayılarımın bahçesinden, dayılarımın ve dedemin bahçesinden daha doğrusu. Onlar anneme göndermişlerdi. Annem de bir kısmını bana verdi sağ olsun. Yine dediğim gibi böyle azar azar almaya çalıştım. Hani biliyorsunuz zaten benim annemin de eli boldur sağ olsun. Salatalık ve reçelimizi de verdi. Şimdi biz bunları bitirelim. Sonrasında yani yine eminim ki annem bitince boş bırakmayacaktır. Şimdi ben duyuyorsunuz kettle'ın sesini arkadaşlar. Çay suyu bıraktım. Çay demeyeceğim. Eslem, Sare ve Ebrar'ı da uyuttum. Onlar da uyuyorlar. Onlar uyuyorken ben de bir rahat rahat anne baba saati yapalım istedim. Öyle. Biz şimdi çayımızı içelim. Bu videoya da arkadaşlar yarın da devam edeceğim. Cuma'dan pazara gibi bir hafta sonu vlog olmuş olacak. Şimdi biz çayımızı içelim. Sonrasında daha doğrusu birkaç saniye sonra tekrar görüşürüz. Herkese pazar gününden merhabalar arkadaşlar. Ben bütün ev işlerini hallettim. Çocukları uyuttum. Ve geldim şöyle yemek yapıyorum. Bugünün menüsünde makarna var. Tabii salçalı yapmayacağım bugün. Ketçaplı yapacağım. Daha doğrusu ketçap dökeceğiz. Üzerine söyleyemedim. Burada da arkadaşlar tavuk döner almıştık Bim'den. Onu bıraktım pişiyor. Birazcık pişmesi yeterli zaten. Birazcık da yağ döktüm. O kadar. Şimdi bugünün menüsü böyle olacak. Evi toparlarken falan çekmedim. Zaten bildiğiniz klasik ev işleri. Öyle. Ben şimdi yemekleri ocağa bıraktım. Şu tezgah falan da toparlayayım. Sonrasında bunlar bu arada pişerken ben de bir kahve yapayım. Kahvemi içeyim, sonrasında da yemek yerim artık. Sonuna geldik. Videomu noktalamadan önce sizlere daha doğrusu bir teşekkür etmek istiyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Geçmiş olsun dileklerinizi iletmiştiniz. Çok sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Diş teli tedavi sürecime başladım. Sizlerle birlikte başladık diyeyim. Bakalım bu süreci yavaş yavaş hani nasıl
ilerleyecek, yani durum nasıl olacak onları da sizlerle paylaşacağım inşallah. Bu süreçte yanımda olan herkese, olacak olan herkese çok teşekkür ederim şimdiden. Artık videomu da burada noktalayayım. Umarım keyif alarak izlediğiniz 3 günlük bir vlog olmuştur. Bugün pek fazla bir vlog çekemesem de yani Esrem Sare'den bana izin kaldığı müddetçe çekmeye çalıştım. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.